Evet gençler, ufaktan başlayalım. 26 kim bunlar? Bakayım. Zeynep, Naz, Yıldız, onları da alalım. Kaan, evet sevgili arkadaşlar, derse usuldan başlayalım. Usuldan başlıyoruz. Şimdi herkesin elinde notlar var. O notlar üzerinden biraz alıştırma yapacağız. Ondan sonra föyleri açacağım. Föylerden de sorulara bakacağız. Şimdi ben soruları teker teker buraya yazacağım. Sevgili arkadaşlar, lütfen takip ediniz. Takip edelim. Evet. Güzel. Ben bu çektiğim şeyi kaydediyorum arkadaşlar. Kayıttan sonra YouTube'a atacağım. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Merhabalar hocam. Merhaba. Kimden geldi o ses? Ben hocam Dila. Merhaba Dilacığım. Evet, güzel. Güzel. Bayağı olduk. 28 şu anda. Bazen düşenler oluyor. Evet, görüntü herkeste var. Problem var mı? Problem yok mu? Peki. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bakın burada silgim de var. Silgimi görüyor musunuz? Evet, gelenleri de alalım. Ayşe, Azra, Eylül.
Evet gençler, başlıyorum. Herkes notlarını çıkarsın. Yazıyoruz. Şimdi notlarımızda birinci şekilde arkadaşlar gösterdiğimiz ifade şuydu. Bir üçgende ya da bir açının açıortayı varsa elinizde, bu açıortayı göstermenin en anlamlı yolu nedir? Açı iki eş parça bölmektir. Bizim burada anlattığımız birinci madde şu arkadaşlar. Diyoruz ki açıortay dediğimiz çizginin, açıortay çizgisinin üzerinde aldığınız herhangi bir noktanın açı kollarına olan uzaklığı birbirine her zaman eşittir. Açı kollarına, yani açı kolu bunlar arkadaşlar. Üzerinde aldığınız herhangi bir noktanın açı kollarına olan uzaklıkları birbirine daima eşittir. Bunu söylemiştik. Bu noktayı nerede alırsanız alın, mutlaka şu eşitlik kullanacaksınız. Aynı zamanda bunların da aynı değere sahip olduğunu lütfen unutmayın. Çünkü onlar da sonuçta iki eş üçgen ortaya çıkarttığı için birbirine eşit olması gerekiyor. Anlaşıldı? Şimdi sorumuzda bunu çözmüştük ama tekrar çözelim arkadaşlar. Sorumuzu ben tekrar şimdi yazacağım buraya. Oradan takip edin. Şimdi sorumuzda şu vardı. Bir şöyle şeklimiz oluşmuş. Bir de böyle gelmiş bir tane şeklimiz var. Burası bir açıortaydı. 90 derecemiz burada vardı. 5, burası 10, burası 22 de burasıydı. X'in değeri nedir diye sormuştuk. Yapmanız gereken olay da şuydu. Açıortay doğrusu üzerinde aldığınız bir noktanın kollara olan uzaklığı, bakın burada zaten dik gösterdiği için bu yüksekliğin değeri 5 ise bu yüksekliğin değeri tekrar ne olması gerekiyordu? 5. 5'e 5 oldu. Demek ki 10'a ne olması gerekiyor? Tekrar 10 olması gerekiyor. Tamamı 22 olduğu için diğer tarafa 12 kalıyor. Dik olduğu için de 5, 12, x'in değeri karşınıza kaç çıkıyor? 13 çıkıyor. Anlaşıldı? 13 çıkıyor. Peki. Bu da bu şekildeydi. O derste yapmıştık bunun aynısını. Şimdi bir örnekle hemen peşindekini de tekrar etmiş olalım arkadaşlar. Bunlar tekrar amaçtı. Bunları da diğer derste çözmüştük de biraz görüntü kötüydü. Belki burada daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi bu sorumuzda arkadaşlar bir dik üçgenimiz var. 90 derece. Burada bir çizgimiz var. Buna ben açıortay yazmayı unutmuşum. Açıortay olacak orası arkadaşlar. Soruda verilen bu. 3 birim burası. A, B, C. Burası da D noktası olmuş. Bize sorduğu şey buradaki X değeri. X'i bulacağız arkadaşlar. Yapmanız gereken olay da şu. Bize sordu, diyor ki BC uzunluğunun AB uzunluğundan farkı 4 birimdir. Biz eğer açıortayın az önceki özelliğini ifade edersek, yani burası 3 ise burası 3 olursa, bununla bu zaten ne oluyordu? Aynı oluyordu. Dolayısıyla AB uzunluğu buraya aldığımıza göre demek ki BC ile AB arasındaki fark neye eşit olması gerekiyormuş? 4'e. Dolayısıyla da 3, 4, x'in değeri buradan kaç gelmişti? 5 gelmişti. Bu şekildeydi. Evet. Görüntümüzün bozulduğu soru da şuydu arkadaşlar. Görüntümüzün bozulduğu soru. Onu da hemen şimdi buraya çizelim. Şimdi bir tane üçgenimiz var. Üçgenimiz var. Çizdim. Şurası bir açıortaymış. Burası bir açıortaymış. Buradan dik indirmiş. 90 derece açıortay. Burası tekrar bir açıortay olmuş. Burası K noktası, burası arkadaşlar D noktası, A, B, C. Evet, burası 10 birim verilmiş arkadaşlar. Burası da bize kaç verilmiş? AB uzunluğu 9 diye verilmiş. Sorduğu şey şu, diyor ki ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? ABC'nin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Şimdi
Bana biri cevap versin bakalım. Buradaki K noktası neydi? Kim cevap versin? Melihcan cevap versin. Melihcan cevap ver bakayım. K noktası nedir? Merkez noktasıydı hocam onları. O açı ortaların kesiştiği noktaydı. Evet. Neydi adı onun? İç teğet çemberin merkeziydi değil mi? Çember. Evet. İç teğet çember merkezi. Teşekkür ettim Melih. Yeti de alalım. Evet. Şimdi meselemiz şöyle arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki K noktası iki tane açı ortayın kesiştiği yer olduğu için iç teğet çemberin merkezi oluyor. Üçüncü açı ortayınız da buraya gelecektir. Yani B'den gelmiş, C'den gelmiş, A'dan da gelmesi lazım. Fakat buna burada çok da gerek yok. Ama yine de bilin, aklınızda bulunsun. Yapmanız gereken olay şu. Şimdi bizim burada bir yüksekliğimiz var gördüğünüz gibi. Buradan ben şimdi diğer kenarlara dik indiriyorum. Bakın 90 derece indirdim. Yani bununla bu ne oldu? Aynı oldu. Güzel. Peki buradan da dik indirdim 90 derece gördüğünüz gibi. Bununla da bu aynı oldu mu? Oldu. Süper. O zaman bakın şimdi kullanıyoruz. Açı ortay, yükseklik yüksekliğe eşit. 10 birimse burası ne oldu? 10 birim oldu. Güzel. Şimdi burayı bilmiyoruz. Burayı da bilmiyoruz. O yüzden bunlara harfler veriyorum. Diyorum ki burası A birim olursa eğer, bakın burası da yine A birim olur. Burası yine açı ortay olduğu için, bakın açı ortay olduğu için, buraya B yazarsam burası da B oluyor. Yani 10'a 10, B'ye B, A'ya A. Bunlar neyden dolayı? Hep açıortaydan dolayı olan şeyler. Şimdi bize şunu sormuş. Çevre ABC nedir? Çevre ABC. Şimdi çevre ABC nedir? Bakın A artı B burada var. A artı B. Yani 9 var aslında. Yazalım. A artı B. Sonra B artı 10. B artı 10. Sonra ne var? A artı 10. Artı A artı 10. Toplarsanız eğer 2 tane A artı 2 tane B artı 20 gelecektir. A artı B 9 olduğu için 18 artı 20'den cevabınız 38 çıkacaktır. Anlaşıldı? Yükseklik yüksekliğe eşit. Yükseklik yüksekliğe eşit. Bakın şurada bu üçgenler hep aynı. Bununla bu aynı. Bununla bu aynı. Neyleri varsa açısı, kenarı, alanı, çevresi her şey aynı. Bunu ifade etmiş. Anlaşıldı? Bu da bu şekilde bir soru olmuş sevgili arkadaşlar. Biraz bekliyorum ben. Siz yazın. Chat kısmına biri bir şey yazdı. A'dan aşağı neyi indirdik? Talha şu bak. B'den açıortay, C'den açıortay geldiği için A'dan da bak A'dan da çizdiğimiz açıortay oluyor. Merkezleri gösteriyoruz yani. Anlaşıldı mı? Merkezleri gösteriyoruz. Yaptığımız şey o. Merkezi gösterdiğimiz için diğer tarafta da yani K noktasında oradan ifademiz direkt gelmiş oldu. Peki. Gelelim arkadaşlar bir diğer meselemize. Şimdi açıortay olayı burada başlıyor. Şimdi bu ifadeyi lütfen arkadaşlar dikkatlice önce bir dinleyin. Ben şekli bir çizeyim. Ondan sonra meseleyi anlatalım. Şimdi bir üçgeniniz var. Üçgeniniz var. ABC üçgeni diyelim bu üçgene. Demiş ki soru ifademizde. Bakın bu özellik arkadaşlar. Özellik. Özellik kısmını yazıyoruz. Yazalım. Burası C, burası arkadaşlar B, burası neymiş? X ve buna ne demişiz? Y demişiz. Burası bir açıortay. Şimdi açıortay gördüğünüzde en çok yapacağınız meseleyi anlatıyorum şimdi arkadaşlar. Açıortay gördüğünüzde. Bakın bu bir ABC üçgeni. Burası B kenarı B'nin karşısı olduğu için C'nin karşısı C kenarı. Burası açıortaydan dolayı ne yapmış? Bölünmüş. Buraya da D harfi yazalım. D noktası olsun. Açıortay ne yapıyor arkadaşlar? Açıortay köşeden çıkıyor. Kenara geldiği zaman kenarı iki parçaya bölüyor. Mesela bu bir kenarortay olsaydı ikisi de eşit olacaktı. Açıortay olduğu için açıortayın kendine ait bir özelliği var. Özelliği şu. Demişler ki arkadaşlar
kenarların oranı, yani C'nin B oranı, C bölü B eşittir. Bunlar hangi durumda yazılmışsa, yani C bölü B yazılmışsa, alttaki X ve Y'nin oranı da aynı oluyor. X bölü Y oluyor. C bölü B eşittir X bölü Y. Böyle yazabileceğiniz gibi aynı zamanda C bölü X eşittir B bölü Y de diyebilirsiniz. Yazıyorum onu da. C bölü X eşittir B bölü Y. Yani kısaca yeter ki şu C ile Y'yi oranlamayın da ne yaparsanız yapın. C bölü X deseniz de olur. C bölü B deseniz de olur. Anlaşıldı? C bölü B deseniz de olur. C bölü X deseniz de olur. Güzel. C bölü X, B bölü Y. Ya da C bölü B, X bölü Y. Anlaştık? Oranlayacağız yani oranlayacağız. Oranlama yapıyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Bakın orada daha iyi anlaşılacak mesele. Şimdi takip edin. Ben şimdi sorumu yazıyorum arkadaşlar. O şekilde açıortayın uzunluğu NA diye göstermişiz. O NA arkadaşlar genel bir gösterimdir. N harfi açıortayı gösteren bir ifadedir. Aklınızda bulunsun. Ondan bahsedeceğim zaten ilerleyen kısımlarda. Onun bir uzunluğunu bulma özelliği var. Ondan da bahsediyoruz. Şimdi bir açıortayımız varmış. Çiziyorum ben şekli. Sizler de zaten defterinizde var. AB uzunluğu 6 birimmiş. A, B, burası arkadaşlar C. Burası da D noktası olmuş. X'in değeri burada. AB uzunluğunu 6 vermişiz. AC'yi 12 vermişiz. Peki. Demiş ki BC uzunluğu 15 birim ise X nedir diye sormuşuz. X nedir diye sormuşuz. Peki. Evet. Şimdi herkes takip etsin. İşleri ne kadar kolay yaparsanız donuyor muyum? Ben donmam. Bakalım internette problem var mı? Full mi çekiyoruz? Full çekiyoruz. Evet, sıkıntı yok. Şu an düzeldi. Görüyor musun ben Dila? Sesini duyayım Dila. Evet hocam. Tamam. Peki. Şimdi herkes baksın arkadaşlar. Şunu yapmanızı istiyorum. Herkes takip etsin. Şimdi az önce dedim ya şu ABC üçgeninde bir açıortayınız varsa eğer bunun bunun oranı bunun bunun oranı eşittir. Ya da bunun bunun oranı bunun bunun oranı eşittir. Okey. Şimdi istediğim şey şu arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Bak burası 6 burası 12. Kaç katı olmuş? 2 katı olmuş. O zaman burası X ise şu DC uzunluğuna ne yazacağım? Bana Azra Eylül Ünsal söylesin. 2X yazacağım. Teşekkür ederim. Evet 2X yazıyoruz. Niye? Çünkü arkadaşlar 6'ya 12 ise X'e 2X olması lazım. Anlaşıldı? 6'ya 12, X'e 2X olması lazım. Niye? Çünkü aynı oran olmak zorunda. O yüzden 5X yani 3X eşittir 15 oldu. X'in değeri buradan kaçtı karşınıza? 5 çıktı. Bu kadar basit. Ya oranın ne olduğunu görün arkadaşlar. Oran ne burada? 1'e 2. Nerede anladık? 6'ya 12 olduğu için anladık. Anlaşıldı? Evet. Şimdi bu soruda bana yardımcı olan kişi Ecren. Ecren Coşkuner. Evet. Ecren sesim geliyor mu? Kız? Duyuyorum sizi hocam. Duyuyor musun? İyi evet. Hadi. Bir sonraki soruyu seninle beraber çözeceğiz. Evet. Bak ben şimdi şekli çiziyorum. Şekli çizeyim. Çiziyorum bak şimdi. Böyle çizmişler tamam mı? Bir de böyle büyük bir üçgen daha çizmişler. Bakın bu işlem yapmayacağız zaten burada. Hemen şak diye cevabımız çıkacak karşımıza. Burası E noktasıymış. 4 birim, 6 birim açıortay. Burası X, burası 7 mi? Kaçmış 9'muş. Burası da bir neymiş? Açıortay. Peki. Şimdi
Ecrencim, söyle bakalım bana ABC üçgenindeki açıortayımızın oranı ne? 4 bölü 6. Çok güzel. Sadeleştir. 2 bölü 3. Süper. 2 bölü 3. Bakın 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. O yüzden bak 2K'ya 3K yazıyorum. Anlaşıldı? Niye? Çünkü buradaki oranla bu oran ne olması gerekiyordu? Aynı olması lazım. Teşekkür ettim Ecenci. Şimdi güzel. Bana Ayşenaz Yılmaz yardım etti. Ayşenaz Yılmaz. Merhaba hocam. Merhaba canım benim. Şimdi alttaki üçgene bakacağız. Yani BDC üçgenine bakıyoruz. Şimdi bana söyle bakalım buradaki açıortay oranını. Söylüyorum. X bölü 9. X bölü 9. Çok güzel. Ne eşit olması lazım? 2K bölü 3K ya. Süper. 2K bölü 3K olması lazım. K'lar gitti. X'in değeri buradan X'den karşınıza 6 çıktı. Çok teşekkür ederim canım benim. Rica ederim. Evet. Güzel. Mesele anlaşılıyor. Peki süper. Yazın bekleyeyim arkadaşlar. Kaan Kanlı. Kaan, aç bakayım sesini. Evet. Ekranı tek açık olan sensin dostum. Evet, şimdi soruyu sen çözeceksin Kaan. Sakin ol ama, tamam mı? Hızlı hızlı değil. Yavaş yavaş. Evet, sorumu çözüyorum. Kaan. Çizdik. Burası bir açıortaymış. 90 derece 6, 10. Bizden D, C'yi istiyor. Burası da X'miş. A, B, C. Evet. Şimdi söyle bakalım bize Kaan. Burada ilk bulmamız gereken yer neresi? Şey, DC uzunluğu. Nereyi bulacağız? A, C'yi. A, C. A, C kaç oluyor? 6, 10'sa? 6, 8. 8. Çünkü burada 6, 8, 10 üçgenimiz var. Bakın burası 8. Peki. Bize açıortay oranını söyle. Açıortay oranı nedir? 6 bölü 8. 6 bölü? 10. 10. Bak açıortay burada ya. 6 bölü 10. 6 bölü 10'u sadeleştirirsen ne çıkar? 3 bölü 5. Heh. O zaman ben buraya 3K yazarsam burası 5K olur mu? Evet. Olur. Süper. Bak şu an sonucu çıktı. Ne yapıyoruz? Güzel. Teşekkür ettim Kaan'cığım. Kapatabilirsin. 8K eşittir 8 oldu. K değeri buradan 1 çıktı. 3K bize lazım. X'in değeri kaç oldu efendim? 3 oldu. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı? Peki. Evet. Kaan, hocam Hocam DC'yi sormuyor mu? DC'yi mi soruyoruz? Tamam, orası kaç oluyor o zaman? 5 oluyor. 5K 5 olması gerekiyor. Evet, 5K 5 oluyor. Evet, sonun cevabı 5. Yani burası 3, burası 5. Problem yok. Ben orayı sordum zannettim de. Yok. Evet. Bu Abdullah niye düşüp düşüp geliyor tekrar? Evet. Geçtik bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bakalım ne diyor. Bir diğer sorumuz da bize demiş ki bakın burada benzerliği de içine alan bir soru sormuşum. Demişim ki şöyle bir açıortayınız var. Şurada bir açıortay gelmiş. Burada bir paralelliğiniz varmış. A, B, C üçgeni yazmışız. A, B, C olmuş. Burası 6'ymış. Burası neyi soruyor bize? D, B. Yani şey soruyor arkadaşlar. Soruda demiş ki 2 tane A, F eşit olması gerekiyormuş. Neye? 3 tane F, C'ye. 3 tane F, C. A, F, F, C.
Şimdi gelelim buradaki meseleye. Bize kim yardım etsin? Beril Kandemir yardım etsin. Beril. Kandemir. Yok. Hakkını kaybettin o zaman dostum. Eylül yardım etsin. Eylül Nisa Karslı. Eylül. Eylül. Sesim geliyor mu Eylül? Ses kontrol. Ses. Evet. Neyse. Kimse yardım etmiyor bana şu an. Kimse yardım etmiyor. Yardım etmiyorsunuz bana. Ben çözüyorum o zaman. AF uzunluğu ile FC arasında bir oranınız var arkadaşlar. Bir oranınız var. Dolayısıyla ben şimdi bu oranı yazıyorum. FC çarpı 3 iki tane AF olduğuna göre. Demek ki AF'ye ben 3A dersem FC ne oluyormuş? 2A oluyormuş. Anlaşıldı? 2A oluyormuş. Dolayısıyla şimdi bizim burada istediğimiz şey şu. Bakın paralel doğru var. Burada açıortay var. Açıortayın 6 bölü x oranı buradaki orana eşit olması lazım. Peki bu oranı biz nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Paralel doğrudan dolayı bulacağız. Çünkü bakın burada oran vermiş size. Neydi? Thales amca diye bir adam var değil mi? Thales amca. Ne diyor Thales amca? Paralel doğrular oranları hep taşır. Taşısın bakalım. 3a'ya 2a ise 3k'ya 2k olması gerekir. Anlaşıldı? Şimdi x'i bulabiliriz. Çünkü artık açıortayımızın oranı belli oldu. Anlaştık mı dostlar? Şimdi yazıyoruz. 6 bölü x. 6 bölü x eşittir. Ne olacak? 3k bölü 2k. 3k bölü 2k olacak. Anlaştık? Dolayısıyla arkadaşlar x'in değeri buradan karşınıza kaç çıkıyor? 4 diye bir değer çıkıyor. Bize sorduğu şey zaten neresi? Oradaki BD uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. 3 bölü 2, 6 bölü x. Anlaştık. 3 bölü 2, 6 bölü x. Dedik ve oradan güzel bir oran değeri geldi. Evet. Geçelim şimdi bir diğer meseleye. Şimdi dış açıortay arkadaşlar. Sonraki dersimizde geçeceğim ona. Şimdi ben sizinle bir şey yapacağım. Şimdi herkes beni görebilir artık. Şimdi sizle bir ekran paylaşıyorum arkadaşlar. Ekran paylaşıyorum. Ekran. Screen. Screenshot. Evet. Evet. 9. sınıf köyler, evet. Galiba 49, 48, 51, 51 de miydi? Bakayım. Buradaymış. Bunu sonra şey yaparız. Bir sonrakine biz geçelim. Evet gençler. Şimdi bu örnekleri sırayla çözeceğiz. Şimdi bana yardımcı olan kişileri ben seçiyorum buradan şimdi. Kimler var bakalım. Kim demiştik? Evet, Göksu Pirselimoğlu. Sesini aç bakalım canım benim. Göksu. Ses geliyor mu Göksu? Göksu.
Ses kontrol. Biri cevap versin, ses geliyor mu? Geliyor hocam. Tamam. O zaman Dilara. Soruyu sen çözüyorsun. Tamam hocam. Tamam mı? Orası... Tamam. Evet. Şimdi örnek bir. Ne diyor Dilara'cığım? Açı ortayımız var. Evet. Yukarıda verilenlere göre DCX kaç birimdir diyor. Evet. Şimdi oranla oranı, bakalım. Hadi. Oranı 12 bölü 6 eşittir 6 bölü X. 12 bölü 16'yı sadeleştirirsek 12 bölü 16. Güzel, güzel, çok güzel. Bak sadeleştirmeden şunu yapabilirsin. Bak daha güzel olur Dilara'cığım. Şimdi bak burası 12, burası 6 ya. Hı hı. Yarısı mı olmuş? 9. Yok 16, yarısı? Ha pardon, 8. 8, teşekkür ettim. Sağ ol. Teşekkürler. Şimdi geçelim başka bir örneğe. Evet, bunda Demir Demirbay yapsın. Demir. Ses ver Demir. Geliyor mu ses Demir'den? Gelmiyor. Geliyor mu? Evet. Dila Ay'da bir çözsün o zaman. Dila. Dila. Ben hocam. Geldim. Hadi gel, gel bakalım. Söyle bakayım. Hocam 8 bölü 6. 8 bölü 6. Eşittir. Güzel. 4 bölü 3. O da eşittir 24 bölü 24 bölü x. Evet. Güzel. Evet. 4 ve 24 arasında 6 kat ilişkisi var. 3 ve x arasında da 6 olacak. 18. Aynen öyle. Yani 3 katı olmuş. 3 katı olması lazım. Yani bak oranı zaten yazarken de dikkat ederseniz daha basit oranlar var. Bak 8 bölü 6 daha zor bir oran. Ama 8 bölü 24 daha basit bir oran. Değil mi? Aynı öyle. Çok teşekkür ettim canım benim. Hadi görüşürüz. Rica ederim hocam. Hadi şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Evet diyor ki ABC'nin çevresi nedir? Çevresi nedir? Çevresi. Şimdi bu soruda da bize kim yardımcı olsun? Bakalım kimler var tekrar. Evet. Yiğit Savaşkan. Yiğit Savaşkan. Evet. Geliyor mu ses? Geliyor hocam. Şimdi şey yap. Yardımcı et bize. Mesela ben sana şöyle başlayayım. X diyelim bunlara. X, X olsun. Şimdi sen bize söyle bakayım oranı. X bölü 4 eşittir 9 bölü X. X bölü 4 eşittir değil mi? 9 bölü X. X evet. 9 bölü X. Peki buradan ne oluyor çarpınca? X kare eşittir 36. Evet, çok güzel. X kare eşittir 36 oluyor. 36. Ve X buradan kaç geldi? 6. 6. Teşekkürler. Şimdi X 6 olduğuna göre 6 6 yazdık. Çeyresini sormuş bize. 25. Evet ne oldu? 6 artı 9 15 yaptı. 10 daha ne yapar burası? Toplam 25 olur. Teşekkür ettim paşam. Sağ olasın. Evet, şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Çevresi 25 olmuş. Evet. Peki, şimdi bakalım kimler var? Bir şey daha yapalım. Evet. Cemre Pirselimoğlu. Efendim hocam, buradayım. Evet, buradasın. Duyuyorum şimdi ben de seni. Şimdi hemen bana bu soruda bir çözüm söylemen lazım. Demiş ki ABC üçgen, CD açıortay, AB BC 15, BD 5. Değil mi? Bize de bunlar tutulum vermiş. Yani demiş ki AD artı AC 24'tür. Şimdi oran söyle bakayım bana bir tane. 5 bölü 15. Güzel. Ne oldu? Yani bunun bunu oranı bizim için açıortay oranı zaten. Değil mi? Evet. Kaç yaptı yani 5 bölü 15? 1 bölü 3. 1 bölü 3. O zaman ben buraya A dersem, A dersem burası ne olur? 3A. 3A olur. Çok güzel. Bak şimdi ne kadar basit olacak sorumuzun çözümü. AC'miz zaten 3A değil mi? Evet. Evet. AD'miz de A değil mi? Evet. 4A eşittir 24. Evet. A kaç çıktı o zaman buradan? 4A 24 ise 6 oldu. Süper. AC kaç oldu o zaman? 10. 18. 8 oldu. Çok teşekkür ettim canım benim.
değil. Evet. Devam edelim şimdi. Şimdi bir sonraki sorumuz için birinden daha yardım alalım bakalım. Kimler var? Ayça Boran. Sesim geliyor mu Ayça? Evet, Ayça, Boran, alo. Ses var Ayça, Boran. Evet. Verdim yoksa? Vermedim. Neyse, o zaman Bade Metintaş ses versin. Bade Metintaş. Evet hocam. Merhaba canım benim. Merhaba hocam. Şimdi bize soru okuyalım istersen beraber. A, B, C üçgenimiz 6, 9 değil mi verilmiş? Çevresi evet. Ne kadarmış? 40'mış. 40. Açı ortay için bir oran söyle bakayım bana. 6/9. Evet, yani ne oluyordu? 6/9 ya da işte burası bölü burası. Hep bunlar orandı. Evet. 6/9 sadeleşince ne yapar? 2/3. Evet, o zaman ben buraya 2x desem. Buraya ne yazacağım? 3x. 3x. Çok güzel. Bak niye? Bu bölü bu eşittir. Burası bölü burası olması lazım. Evet. Değil mi? Heh, şimdi bize neyi vermiş? Çevreyi. Şimdi toplayalım o zaman evet. Çevremizi. Değil mi? Çevreyi toplayalım. Hadi bakalım. Topla çevreyi. Ne geliyor şimdi çevre? Bakalım. 5x 25 yapıyor. Evet. 5x oluyor. Değil mi 5x? Artı hı. 15 oluyor. Çünkü 15 burası evet. Gördüğünüz gibi. 15 oluyor. Buradan toplam kaç geliyor? 40 geliyor. 40. 40. Evet. 40. O zaman 5x ne yaptı? 25 yaptı. Değil mi Zelin gibi? 5x 25 ise x kaç olur o zaman? 5. 5. X 5 olur. Çok güzel. Bize AB'yi sormuş. AB ne yaptı 10. O zaman? 10 yaptı. 10 yaptı. Peki. Çok teşekkür ederim canım benim. Bir şey değil. Evet. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Bize bravo. Şimdi gelelim bir başka sorumuza gençler. Evet. Bunu Efe Şen çöz. Efe Şen. Şen Efe. Geldin mi Efe? Gel bakalım hadi. Şimdi bize ne demiş bakalım istersen. ABC üçgen demiş. Bak nasıl bir üçgenmiş ABC? İkizkenarmış. Şimdi bize bir açıorta oranı yazman lazım. 12/8. Kaç yaptı yani? 12/8. 6/4. Sonra sayıştırdım. 3/2. 3/2. O zaman ben buraya 3x dersem, değil mi? Evet. Burası ne olur? 2x. 2x. Peki. Şimdi x'i nereden bulacağız Efe? Direkt hocam şurası 3x, orası 2x. X direkt 8 çıkıyor zaten. Aynen öyle. Çünkü AB ile AC eşit olduğu için AB eşittir AC olduğu için, değil mi? 3x eşittir 2x artı 8 oluyor. Yani x değeri kaç çıktı buradan? 8 çıktı. 8. Evet, burası x. Çevresi kaçtır diye sormuş. X 8 ise burası kaç oldu? 24 oldu, değil mi? 24. 24. 48. 12 daha ne yaptı? 60 yaptı. Çok güzel. Teşekkür ettim Efe'ciğim. Sağ olun hocam. Evet. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Evet. Geldik buna. Şimdi bize Nazlı Örseloğlu cevap versin. Hocam. Neredesin Nazlı? Buradayım. Ses geliyor mu? Evet. Evet. Şimdi cevap ver bakayım Nazlı. Şimdi sorumuzu okuyoruz önce. Yukarıda verilene göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? Evet. Şimdi bize bak burada bir oran vermiş Nazlıcığım. ED'ye evet. K yazmış. K. Değil mi? Tamam. K. B ne olmuş? 2K. K olmuş. Peki. Bak şimdi. Şurası bir açıortay mı? Bak şurası. Evet. Açı ortaya. Şimdi buraya ve buraya ne yazabiliriz? Şuraya. DC'ye A yazabiliriz. Bak, A değil mi? Bak 2K'ya burası. Tamam. K o zaman. Bak şöyle. Şimdi K, 2K. O zaman buraya A yazarsan burası ne olur? 2A.
2A. 2A bak. 2A yazsa daha güzel olur. Çünkü hani 1'e 2, 1'e 2 olması lazım. Süper. Evet. Şimdi bak şu BD'de bir açıortay mı BD? Evet. BD bir açıortay. Şimdi burası BD açıortay olduğuna göre. Burası A, burası 2A ya. Evet. Buraya ben B yazarsam neresi 2B olur? AB. Çok güzel. Burası da ne oldu? 2B oldu. Çok güzel. Şimdi evet. Sorumuza cevap verelim. Bize demiş ki AC 18. AC 18. Yani A artı B mi 18? Evet. Süper. A artı B 18. Bize sorduğu şey çevre mi? Evet. Çevresi ne peki o zaman? Çevresi. Topla bakayım bunları. 2A. 3B artı 3A. Evet yazıyorum. 3 tane A artı 3 tane B. Bize sorulan şey bu. Evet. Peki A artı B neydi? 18, 54. Evet çok güzel. 3 çarpı 18. Yani cevap kaç çıktı? 54 çıktı. Evet. Thank you very much. Bir şey değil. Hadi görüşürüz. Şimdi bir sonraki sorumuza da Zeynep Yetim. Zeynep. Zeynep Yetim. Buradayım hocam. Geldi mi canım benim? Geldi. Şimdi bu soruyu geçiyorum. Bak cevap zaten varmış arkadaşlar peşinde. Bizim yaptığımız aynısını yapmış. Şimdi biz diğer sorumuza geçelim. Şimdi Zeynep bize çözsün diyecektim ama bu şey burada bitmiş. Neyse ben sana başka bir şey bulacağım merak etme sen. Tamam. bekle. Evet. Evet şimdi ben sana şurayı aç. Evet şimdi bak burada oranlama yapmıyoruz. İlk anlattığım şeyi kullanacağız. Şimdi burada 1, 8 var. Burada 10 var gördüğün gibi. Burası 16. Burası neymiş? X'miş. X. Şimdi ne yapacağız burada Zeynep? Söyle bakayım. Şuradan Pisagor yapabiliriz. Pisagor yaparsak burayı buluruz ama bize burası lazım değil. Bak ben burada sana adım olarak söyleyeyim. Bundan sonra soruyu sen çöz. Tamam mı canım? Şimdi C noktasından buraya bir dikme indirirsek. Bak indiriyorum. Hop buradan böyle bir dikme indirirsek. 90 derece. Değil mi? Evet. Bu açıortay ya burası. Burası 8 ise burası ne oluyor tekrar? 8. 8. Bak şurası 8 oldu. Güzel. Peki burası 10 ise burası ne olması gerekiyor tekrar? 10. 10. Kaç kaldı buraya? 6. 6, 8. 10 oluyor. X 10. Aynen öyle. Bak ne kadar basit oldu. Değil mi? Evet. Evet. Hadi. Bundan sonraki soru da sen çöz. Tamam. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? C'den dik indireceğiz. Çok iyi. Dik indiriyoruz. 90 derece. Sonra ne yapıyoruz? 6 ise? 6 oluyor. 6 oluyor. 10 ise? 10. 10 oluyor. Kaç kaldı buraya? 8. 6, 8. Yine 10. Yine 10 çıktı. Çok evet. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Rica ederim. Evet. Peki. Şimdi bir sonraki sorumuz. Yusuf Kağan Morçol. Yusuf Kağan Morçol. Evet. Duyuyor musun benim Yusuf Kağan? Evet hocam. Evet. Evet. Şimdi hadi burada bir soru çözelim seninle beraber. Şunu kapatalım şöyle. Heh. Ne yapalım bu soruda Yusuf? Bak bakalım. DC'den bir uzun yani DC'yi ilerletebiliriz şeye doğru. Çok iyi. Çok iyi bak. Hemen ilerletelim. Anlatamadım. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel. Sonra B'den dik indirelim. Evet. B'den dik indirelim değil mi böyle? B'den dik indirelim. Güzel. Güzel. Bak dik indirdik. Oraya evet. Altı bak şurası 9 ise burası ne olur? Oraya da 9 olur. 9 diğer olur. Tarafta çok güzel. 12 olur. Evet. Burası 17 olması gerekiyor değil mi? 17. Kaç kaldı buraya? 12. Evet. Şimdi 9. 12. 15.
15. Çok iyi Yusuf. Teşekkür ederim. Önemli değil. Evet. Sevgili gençler. Evet. Şimdi bir soru daha çözüyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu da bize kim çözsün? Talha Aras çözsün. Talha, aç bakayım sesini. Talha. Aras Talha. Talha Aras. Evet, ses gelmedi. Neyse ben çözeyim. Böyle biraz büyütelim bunu. Şimdi bakın, az önce örneğini yapmıştım. Burada tekrar aynı mesele geldi arkadaşlar. Şimdi güzelce takip edin. Meseleyi görün iyice. İyice anlayın bunu. Şimdi gördüğünüz gibi A noktasından bir açıortay, B'den bir açıortay geliyor. O zaman bu O noktası arkadaşlar ne oluyordu? İçteğet çemberin merkezi. Dolayısıyla bir açıortay daha çizebiliriz. Nereden çizeceğiz? C'den çizeceğiz. Bakın çiziyorum şimdi. C'den bir açıortay çiziyorum. Şöyle C'den bir açıortay çizdim. Nereye çizdim? O'ya çizdim. Burası ne oldu o yüzden? Bir açıortay oldu. Tamam? Açıortay oldu. Şimdi yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Bakın buradan bir dik indiriyoruz. Dik indirdik. Anlaşıldı? Bir de buradan dik indiriyoruz. Bu da dik. Şimdi yapacağımız işlem de şu oluyor. Tak 90. Bak dik indirdim. Burası 90 derece dik indirdim. Şimdi bakın şu üçgeniniz ile şu üçgeniniz nedir? Aynı. Çünkü bununla bu birbirine eşit. Açıortay olduğu için. Dolayısıyla burası 5 birim ise burası ne olması gerekir? Tekrar 5 birim olması lazım. Açıortay bununla bu birbirine eşit olduğuna göre 4 birim burası ise 4 birim de burası olması gerekir. Anlaşıldı? Şimdi 12 burası ise burası ne olmak zorunda o zaman? 12 olmak zorunda. Sorumuzun cevabı ne olduğu yüzden? AC kaç birimdir? AC kaç birimdir? Ha pardon, şurası şeymiş. Pardon. Şurayı silelim. Evet. Şurası 4'tü arkadaşlar. 4'tü. Burası 4'tü. Buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Burası 8 ise burası 8 oldu. O yüzden tamamı 13 geldi. 13 de sorumuzun cevabı oldu. Evet gençler. Durum böyle. Mesela bir sorumuz daha. Bakın bunlar bu arada üçgen de açı konusunda ben size bunları teker teker anlatmıştım. Hatırlayın bunlar neydi? AA yazıyorduk bunlara. BB yazıyorduk buraya. Toplarsanız 2A artı 2B oluyordu. Oradan 2A artı 2B 110 geliyordu. A artı 1 bulduk falan filan. Bakın bunlar çözülebilir. Burada dış teğet çemberin merkezi meselesi var. Bu da defterinizde vardır örnek olarak. Bunları teker teker ben size söyledim. Evet, şimdi bize bu soruyu da bunlar defterinizde var diyorsun. Bakın bunu da hatırlamanız lazım. Bu da yine bir açıortay meselesiydi. Evet, bunlar hep açıortayla alakalı açı soruları olmuş. Güzel. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugünlük burada dersi bitiriyorum. Anlaştık. Sizler zaten saat 1'de dersiniz var. Ben blok ders yapmış oldum. Öyle düşünelim. Şimdi sizlere ben ödev göndereceğim. Bu anlattığım kısımla alakalı. Yani şu yükseklik özelliği ve oranlama özelliği alakalı ödev göndereceğim. Onlara da Perşembe gününe kadar çözmenizi istiyorum. Perşembe gününe kadar. Bugün ne? Pazartesi, Salı, Çarşamba. Perşembe 3 gününüz var yani. 2 tane test göndereceğim size. Onlara bakarsanız. Sizleri çok seviyorum. Çok özledim.
Bir ekranlarınızın hepsini görmek istiyorum. Şu ekran paylaşımını kapatayım. Herkesi bir göreyim ondan sonra. Açın bakayım kameralarınızı. Kameralarınızı açın. Çok güzelsiniz ya. Çok güzelsiniz, çok. Bakın burası da benim evin salonu. Bak kütüphane var. Görüyor musunuz? Bak bu da ben. Evet. Kimler var bakalım. Evet. Beni saçlarını düzeltiyor. Mina. Mina Söksüz. Ben senin ismini görmedim de sana soru soracağım bir daha sonra gideriz. Tamam mı? Evet. Şimdi soru sorduk çoğunuza. Kaçanlar vardır. Bir sonraki derste sizlere soracağım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam mı? Bu videoyu ben atacağım YouTube'a. Oradan bakarsınız. Bakmak istediğiniz yere. Öptüm hepinizi.